Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün havada yağmur bekliyorduk ama Allah yüzümüze güldü. Bugün yağmur yok. Yağmur 2 gün ertelenmiş arkadaşlar. Hava durumu öyle gösteriyor. Bizim Kısmet Hanım da burada oturuyor. Kızımın pırpır mı? Pırpır pırpır. Pırpırı. Bakın Söğüt ne kadar seyreldi. Bugün çardaktaki masayı damadım da eşime kapalı balkona çıkarttırdım arkadaşlar. Getirdim. O masa bayağı büyük. 2,5 metre boyu var. Kademe kademe çiçeklerimi tek tek üstüne taşıyacağım. Benim güzelliklerim de burada yatıyor her zamanki gibi. Bahçenin sonbahar halleri. Taze taze yeni goncalar arkadaşlar. Şeker begonyalar, pes pembe. Gül hava soğudukça sarıya döndü. Biliyorsunuz ebruli gibi bir şeydi. Size bu güzelliklerimi göstereyim. Bakın ne kadar güzel gelişiyorlar. Seneye inşallah yükselecekler. Bunlar da bu da toplama saksı biliyorsunuz. Ekmeden çıkanlar bunlar. Hepsi bir saksının içinde. Bunlar her zamanki gibi arkadaşlar. Kendi kendine geçen gün sizinle göstermiştim. Arada bir tane cam güzeli alıp bu gülün dibine ektim. Bu renk çıktı arkadaşlar. Tohumdan düşük olmuş. Bu da yeni fidelerden. Yeniden. Kadifeler iyice ayrıldı. Fırça çalım bütün güzelliğini sergiliyor. Ama bunu bu kış ne yapacağım hiç bilemiyorum arkadaşlar. O kadar korkulu rüyam ki kaç tane korunacak çiçek var. Bu sene bunları ilk defa yere ektim. Geçen yılı balkonda geçirmişlerdi. Dayımın bahçesinden getirdiğim çiçekler tuttular. Bunlar sarı kırmızı çilli çilli açıyorlar. Göstermiştim size. Bakın ne kadar sağlıklı güzel. Bunlar bu havayı seviyor. Bu yine goncada. Maşallah üstü gonca dolu. Alisyum. Her gün gösteririm artık. Bunu çok seviyorum çünkü. Latinler oradan çıktılar artık. Olan her şeyin üstüne gelmeye başladılar arkadaşlar. İyice uzadılar. Sardılar. Bu da yukarı kadar çıktı. Telgrafım. Bunlar son yaz güzelleri. Kameraya girmeleri gerekiyor. Bakın aslan ağızları da yeniden canlandı. Bitti gibiydiler. Güzel güzel açmışlar. Dolmuş her tarafı maşallah. Çok güzel gözüküyorlar. Bu kozmozlar yolup attıklarımdan bitenler. Bunlar da öyle. Bakın benim kısmet artık bahçeyi benimsedi. Başladı bağırmaya. Yerleşti iyice bahçeye. Mor da turalar. Daha üstlerinde kozu var. Hava iyice soğuyana kadar herhalde açmaya niyetleri var. Bakın kadifelerin altından çıkan yaprak güzeli. Bu kadar bir kendine yol bulmuş. Çıkmaya uğraşıyor oradan arkadaşlar. Sevsinler senin sesini sevsinler. Ay sen bahçeyi mi koruyorsun? Sen bu bahçenin köpüşü mü oldun anne? He? Aferin kızıma benim.
sıklıkla büyüyor arkadaşlar. Biberler de coştu iyice sonbaharda. Bakın kırmızı kasım patları. Çok güzel bir çiçek ya. Yaz kış açıyor maşallah subhanallah. Hemen aldım başka bir yere ektim. Orada da güzelce tutmuş. Şu manzarayı da bir görün. Ne kadar güzel bir manzara. İlla kapının önünde yatmak istiyorlar. Böyle güzel köşk aldık onlara. Ama hiçbir önemi yok onlar için. Bir bezin üstünde kapının ağzında yatıyorlar yani. Bakın her yerde yeni fidelerim çıkmaya başladı. Şeppoy tohumları attım. Kendi kendine çıkan kınalar var. Burada katlı kozmozlar vardı. Onların tohumlarını aldım. Kendi kendine dökülenler açıyor. Tabii hem renk yok hem de katsız. Bakın o kasımdan buraya ektim. Ne güzel tuttu. Sinamikilerde hala çiçek var. Size muhteşem melek borumu göstereyim arkadaşlar. Çok fazla bu sene her seneki kadar yoğun değil ama güzelliği gene de verdiği görüntü bu. Yüksek. Bu tembel pembe acem borusunda hiç koza yok bu sene yine. Her sene sıfırlanıyor arkadaşlar. Buranın iklimi ona soğuk geliyor. İnatla çıkıyor. Ama bazı yıl açabiliyor, bazı yıl hiç açamıyor. Böyle arkadaşlar. Daha çok öbür tarafta kalan balkon tarafındaki çiçekleri açmış. Bundan bu tarafı daha koza. Bakın size ne göstereyim. Bugün ne yaptık? Damadım geldi. Odunları kestirdik ya. Beğendiklerimi böyle kestirdim. Bunların üzerine yazın. Sarkıcı çiçekler koyacağım. Dekor yaptık odunlarla. Minem de böyle açıyor. Bunu büyük bir ihtimalle içeri alırım arkadaşlar. Pembeden çok vardı bahçede. Bundan geçen sene bundan olanlar hep gittiler. Bundan fazla yok. Bakın küçüklerime şimdilik uyduruk çiçekleri koydum. Bu melek borum da sarı. Bakın bu bile açamadı. Daha kozaları var üstünde. Yavaş yavaş biz kapalı balkona taşınmaya başlarız. Buraya bu küçükleri koydum. Üzerine de o üçgen bahçede olan lobaları. Üstünde papatya var. Bunlar tabii hep dekore edilecek. Bugün şimdi Burak buradayken ayarlayalım onları dedik arkadaşlar. Çünkü tek başına güç yetecek bir şey değil. Cam güzelleri hala güzel. Ama çardakta artık masa yok. Masayı aldım içeri. Üzerine çiçeklerimi koyacağım. Şu benimin güzelliğini görüyor musunuz? Ekranda göremiyorum. Siyah. Pembe siyah. Buraya da bunu çardağa girişe iki kütük koyduk. Üzerlerine de bu lobaları koyduk. Gelecek yıl bu papatyaları bunların içinden alırım. Buraya başka sarkıcı bir cinsler ekeriz. Daha güzel görüntü verir. O bir türünü göstermesek olmaz. Bakın komşu tarlasını kesti. Artık talaş yok. Göl biraz biraz dolmaya başladı. Göl kurudu. Az kaldı yani içinde su. Böyle arkadaşlar. Güzelliği görüyor musunuz? Çok seviyorum bunu ben. Öbür asterler hemen hemen döküldü. Şu karşıdaki kaldı. Her şeyin vakti geçtiği gibi onların da vakti geçiyor arkadaşlar. Son defa kadraja girsin.
Az sonra yağmur gelecek galiba. Hava iyice sertleşti. Yazın gitmişti. İçinde bir tane siyah hatmigür vardı bu saksının. Dibinde de yoncalar. Hatmigürün tohumları kaldı. Kökünde rizomu vardır. Yoncalar da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Top top duruyor. Hurma yıkılıyor. Maşallah, subhanallah. Bereketi üstünde. Kanarya gülü de yeniden açmaya başladı. Yağmuru yedikten sonra. Güzelleşiyor. Yeşillenir. Bu o kadar kanaatkar bir çiçek ki. Kıştan yaza çıkarken ilk önce açıyor. Kurumuyor. Sıcağa dayanıyor. Soğuğa dayanıyor. Susuzluğa dayanıyor. Bundan muhakkak edinin arkadaşlar. Bu da pembe melek borusu. Yaz ucu açmıştı. Bir kere göstermiştim size. Şimdi yeniden kozaları var üstünde. İnşallah açacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yurt içinden, yurt dışından. Beni seven, beni izleyen, bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir gün geçirin. İzlediğiniz için çok çok sağ olun. Bakın her yerde çiğdemler var. Geçen duvar dibindekileri almıştım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.